Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Tekrardan merhabalar. Bugünkü Dudullık Balaban derslerimizde Kütahya'nın Pınarları eserini inceledik arkadaşlar. Sizler için elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu kelimeyi de her zaman kullanıyorum ve kullanmaya da devam edeceğim. Yalnız değilsiniz arkadaşlar. Ben buradayım. Bugünkü enstrümanımızı tanıtayım. Balaban, abonoz. Şöyle göstereyim. Göremeyen arkadaşlar varsa. Şimdi arkadaşlar sizlere makam. Bu hangi makamda yazılmıştır dediğimde sizin dikkat etmeniz gereken neydi arkadaşlar? Donanıma bakmak. Donanımdaki işaret neydi? Bemol işareti, si bemol işareti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tek si bemol olduğu zaman makamlarla ilgili bilgiler vermiştim arkadaşlar. O sayfadan da takip edebilirsiniz. Kürdi makamı arkadaşlar. Kütahya'nın Pınarları. Bir kez dinleyin hemen kısa kısa artık böyle dinleteyim mi? Repriz var arkadaşlar bakın. Başka bir çekimi. İmleci takip edebilirsiniz. Bakın buraya. Burayı çalmayacak. Burayı geçecek direkt. Gördünüz mü? Sonra si do si do do fa mi mi re do re mi. Şimdi arkadaşlar artık yeterli, bu kadar fazla. Şimdi dersimizde dinleyelim, dersimizde çalışalım. Arkadaşlar şurayı komple çalıyorum. Takip edin arkadaşlar. Ben size gerekli notları vereceğim zaten. Sizin de daha rahat görebileceğiniz pozisyonda çalmaya çalışacağım arkadaşlar. Mi fa mi fa mi fa sol mi fa re do. Mi sol fa sol mi re mi do re si la. Si la si do la si sol do si la si la si la si do re mi sol vesaire vesaire gidiyor arkadaşlar. Geliyor. Bizim enstrümanımız ton olarak tabii farklı. Başlıyorum yavaş. Birinci ölçü. İkinci ölçü. Dikkat edin. Si bemol nasıldı arkadaşlar? La partisini yarım açıyorduk. Bunları artık geçiyorum. Üçüncü ölçü. Röf düz geldi arkadaşlar. Şimdi ben bir yerde duraksama yapacağım. O duraksadığım yeri size soracağım arkadaşlar. Siz de takip edebiliyor musunuz? Bir kendinizi kontrol edin. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet arkadaşlar, soruyorum size neredeyiz? Hadi bakalım kendiniz bulun. Son 3 saniye vereyim size. Hangi ölçüdeyiz? Tabii ki 3. ölçüdeyiz arkadaşlar. Şurada kaldık, tamam mı? Dikkat edin buna. Bu tarz takipleri de yapın. Şimdi 3. ölçüden devam ediyorum ve röpriz tekrarını burayı çalmıyorduk. Burayı çalmıyoruz arkadaşlar. Birinci dolabı. Bak bu işaret dolap işareti. Daha sonra ikinci dolaba geçiyoruz. Burada duraksayacağız. Devam edeceğiz. Şimdi 3. ölçüyle başlayalım. Dediğimiz gibi 5. ölçüde kaldık arkadaşlar. Bakın başında zaten yazıyor 5. ölçüde 6, 7, 8. Bak 8 yazıyor burada zaten. Böyle sıralı. Şimdi 6. ölçüden devam ediyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Artık esere şöyle biraz daha yukarı kaldırayım. Buradayız arkadaşlar. 6. ölçü. Yavaş. Bir daha okuyorum. Sol, la, si, do, si, do, do, hemen geçiyorum. 7. ölçü arkadaşlar. Bir kez okuyorum. Mi, mi, re, do, re, mi, do, la, si, la, la. Bir daha şöyle rahat görün. Evet arkadaşlar 8. ölçüdeyiz. Yavaş yavaş indireyim. Birazdan komple çalacağım hepsini. 8. ölçü.
Fa mi fa re sol mi fa mi mi. Bakın. Bu şekilde arkadaşlar. Burası da basit zaten. Mi 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 mi. 8 ile 9'u birlikte çalayım hatta. Şöyle rahat olsun. Şuraya çalıyorum arkadaşlar. Es fa mi fa re sol mi fa mi mi mi. İkilik notaya dikkat edin. Başlıyorum. Bu kadar arkadaşlar. 8'de 9 çaldım. Şimdi buranın üzerinde biraz duralım. 10. ölçü. Bakın 32'lik notaları hangileri arkadaşlar? Şu ikisi, tamam mı? Notlara bak. 3 kuyruğu var. Bunun da 3 kuyruğu var. Bakın. Okuyorum şu kalıbı. Bakın. Mi 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 mi. Bakın. Mi mi mi. Fa sol mi 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 fa sol. Bakın inerken hızlı. Mi 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 fa sol mi 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 re mi. Bakın mi 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 re mi diye gidiyor. Başlıyor. Yavaş, hatta şöyle rahat bir şekilde görün bakın. Bir daha arkadaşlar, şöyle yanlışım iyice. Çarpmayı görün bakın. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi 11. ölçüdeyiz. Burayı anlamayan varsa arkadaşlar bir kez daha tekrar diyorum bakın. Mi 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 fa sol. Mi 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 re mi. Do re mi mi. Bu şekilde arkadaşlar. 11. ölçüdeyiz bakın arkadaşlar. Mi fa 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 mi fa sol mi fa re do. Basit zaten kalıplar arkadaşlar. Re mi fa mi mi re mi do la si la la. Si do la si sol do si la si la la. Burayı çalıyorum arkadaşlar. 11. ölçü, bakın burayı komple çalıyorum. 11'den 17'ye kadar. Yavaş. Mi fa fa. Fa çarpması nerede arkadaşlar? Burada bakın. Bunu da görmüş olun. Böyle sizlere kolaylık olsun. Başlıyorum. On birinci ölçü bitti. 12. Şuradayız arkadaşlar. 12. ölçü. Şimdi 13'e geldik. Buradayız. Es karşı kes arkadaşlar. Şu cevapları bekliyorum. Bir iki saniye daha. 8'i kes arkadaşlar. Es, si, do, la, si, sol. Do, si, la, si, la, la. Bir daha 13. ölçü. Şimdi 14. ölçü. Yine aynı kalıplar geliyor. Bakın şey yazılım olarak. Burada da dolap işaretleri de var. Dikkat edin. Şuradayız. 14. ölçü. Röprüz nereye götürüyor arkadaşlar? Bakın röprüzü unutmayın. Bunları hep uyarıyorum artık arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Şimdi buradan şuraya kadar komple çalıyorum. Buraya atlıyorsunuz röprüzün dönüşünü. Unutmayın. Hatırlatıyorum. Arkadaşlar. Şimdi biraz da kaldırayım. Bir daha başlıyorum. Özür dilerim. 11'den bir daha başlıyorum şuradan. Yanlış yere bakıyorum. Bir daha. Bu şekilde arkadaşlar. Şurayı bir daha çalıyorum. Röprüz dönüşünde unutmayın. Buraya atlıyorsunuz. Basit bir kalıp. Hatta biraz uzaklaştırayım. Şöyle baştan bir yavaş yavaş çalalım arkadaşlar.
Uzaklaştırayım bakayım, inşallah görebilirim şöyle. Hatta çok uzaklaştırmayayım, sizler de görün. Birinci satırı çalıyorum. Hızlı. Bitti arkadaşlar. İkinci satır. Röpüzü çalıyorsunuz arkadaşlar. Röpüzü çalıyorsunuz. Röpüzü çaldıktan sonra buraya çalmıyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar? Bu dolaba atlıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Buradan sonra devam edin artık. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum. Makamsal bir gezinti yapabilirsiniz arkadaşlar. Eserden önce kısa böyle makamsal bir gezinti yapın. O ne demek? Uzun hava gibi hafiften ama makamlı arızalarını gösterin. Tamam mı? Si bemol mesela. Yani 15 saniye gibi, 10-15 saniye gibi kısa kısa dolaşın böyle arkadaşlar. Sonra esere girin, tamam mı? Bir daha dolaşıyorum. Esere giriyorum. Bakın. Arkadaşlar şunu da indireyim. Bu şekilde çalışmalar yapabilirsiniz. Benden size tavsiye burada kalmıştık. Buradan sonra artık devamlı sizde. Kafanıza takılan sorular olabilir arkadaşlar. Bana yorum olarak da sorabilirsiniz yorumlarda. Çaldıktan sonra bunu takın arkadaşlar. Şunu da gevşetin. Genelde sakın ağzını açık bırakmayın. Bunu, yani bunu gevşetip ağzını açık bırakırsanız enstrüman kullanılmaz hale gelebilir. Arkadaşlar sorularınız varsa dediğim gibi yardımcı olmaya çalışıyorum. Gecenin saatinde çekiyorum böyle videoları. Daha müsait olabiliyorum çünkü biraz yorgunum. Kusuruma bakmayın siz de. Kendinize iyi bakın. Bugünkü eserimiz Kütahya'nın Pınarları'ydı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Artık hangi dersimiz denk gelirse. Tekrardan iyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.